Bir hafta sonu dileyerek başlayalım mı birbirimize? Ben size dileyeyim, siz bana dileyin. Çünkü böyle iyi dileklere ihtiyacımız var. Gerçi sadece iyi dilek de değil. Ben pratik insanıyım, pratik seviyorum. Yani bazen çok büyük laflar veriyoruz birbirimize. Çok büyük sözler veriyoruz. Çok büyük sevgi cümleleri kuruyoruz. Ama sonra altını doldurmuyoruz ya. İşte ben altını doldurmayı sevenlerdenim. Bir arkadaşımın çok güzel bir hikayesi vardı. Demiştim ki ona, ya sevgilin seni ne kadar seviyor, sana sürekli seni seviyorum diyor, seni seviyorum diyor. Ama bırak Allah aşkına dedi. Niye öyle diyorsun dedim. 10 yıldır birlikteyiz dedi. Ben gazozu çok severim ve o bunu bilir. Buzdolabına benim için bir tane bile gazoz almadı bugüne kadar dedi. Sevgi eylemdir. Çok keyifli, çok hoşumuza gideceğine inandığım konuklarım var bugün. Bir baba kız ama biz onların müziklerini çok seviyoruz. Sevgili Hurşit Yenigün ve Dicle Yenigün bizlerle birlikte olacak. Ya, bu mesaj dolu konuşmadan kısa bir süre sonra buradayız. Sağ olun. Ne güzel bir hoş geldiniz şarkısı oldu bu. Çok teşekkürler. Şaşın Ana. Şaşın Ana. Ne demek? Evet, ne demek? Hayatın akışına. Hayatın akışınanın sonundaki şu şu ve Nana'yı. Babam böyle bir sever öyle şeyleri. Evet, aynen o şekilde tasarlamış. İlk duydum ben de dedim ki bu ne? Fakat sonra parçayı çalıştıkça çok sempatik geldi. Dinleyici katılıyor orada herhalde değil mi? Dinleyicinin en çok sevdiği yer orası oldu. Ya. Önce ne oldu? Ne? Şuşunay, yani Şinanay mı bilmem ne. Yani böyle bir şeyler çağrıştı ama sonradan fark edince hayatın akışınanın hani o şuşunana akışınanana. Evet biraz yani böyle eko gibi de düşünmeye eko gibi başladı. Oldu. Çok enteresan güzel, oldu. Evet, çocuklar orayı ezberlemeye başladı. Tabii. Tabii onlar şaşı, mama falan duyuyorlar ama olsun ne şekilde kulağa girerse girsin. Hoş oldu. Emeğinize sağlık. Çok sağ olun. Yani ben gri müzikleriyle büyüdüm. Bayılırdım. Sizin zaten o eğlenceli, fıkır fıkır bizi bizden alan şarkılarınız, müziğiniz bir dönemi büyüttü. Sonra siz bir ara kayboldunuz. Şimdi tabii Gırgırye'den önce yapmış olduğum bir yani eski aranjörlük dönemimin sonunda ki şöyle geleyim istiyorsanız yani bir şat yapım dönemi var. Benim aranjörlük dönemi var. 70'li yılların o dönemindeki şarkıcılara yapmış olduğum aranjmanlar var. Yani onlara yaptığım plaklar 45'lik plaklar var. O dönem bittikten sonra ben kendi Hurşit Yenigün ve grubu adıyla plaklar yapmaya başladım. 1978 yılında işte ilk çıkarttığım Pop Fasıl oldu. Pop Fasıl serisi bayağı da 8 tane albüm çıkardım. Ondan sonra Gırgırı'ya geldik. Gırgırı'yı yaptığımda o da... O bir patlatma oldu zaten. O ayrı bir patlama oldu. Şöyle Gırgırı'ya çıktıktan sonra... Türker İnanoğlu abimiz beni çağırdı. Ya dedi bu çok satıyor bu. Tam o sırada da onlar Sulu Kule diye bir film yapıyorlar. Dedi ki... ne güzel serilerdi evet, onlar. Bu filmin Gırgırı adını bu filme verelim. Sen de bu filmin ayrıca müziklerini yap falan deyince tamam dedim. Böylelikle benim Gırgırı'ya Gırgırı'ya filmleri oldu. Yani 5 tane seri film çıktılar oradan. Evet. Yani bu eğlence işi böyle benim üstüme kalmış gibi oldu. Ama çok da güzel oldu. Sonrasında evet. Biraz ara verir gibi oldunuz. Sonra şöyle yani 90'lı yıllara geldiğimizde müzik piyasasında bir değişiklik oldu. Yani sistemde de bir değişiklik oldu. Analog sistemden dijital sisteme geçildi. Özel radyolar açıldı, televizyonlar açıldı. Ve onunla birlikte bir klip patlaması, şarkıcı patlaması oldu. Ama bu aynı zamanda müzik sektörüne de kötü etki yaptı. Çünkü satışlar durdu. Ben de o süreçte artık kendi firmamı kapatıp EMI müzik şirketinde müzik direktörü olarak çalışmaya başladım. Orada da en son
Oradan emekli olmadan önce Eski Dostlar Projesi yaptım oraya. Eski Dostlar Projesi de işte 70'li yıllarda benim çalıştığım şarjı arkadaşlarından oluşan bir projeydi. Kimler i̇şte, vardı hatırladığım kadarıyla? 12 kişiydik. Yani Çiğdem Tunç var. Çiğdem Tunç daha sonra. Semiha Yankı, İskender Doğan, Nur Yoldaş, Banu, Atilla Atasoy, Melike Demirağ, Ercan Turgut vardı. Ercan Turgut, Baha Bodur, Güzin Baha ikilisi. Tam eski dostlar. Kartal Kağan. Unuttuğumuz kimse olmasın. Yani 12 kişilik bir prodüksiyondu benle birlikte. Hepimiz, o prodüksiyon özelliği hepimizin meşhur olduğu şarkılar söylendi. Yeniden yapıldı, stüdyoya girdik. Yeniden yaptım. Yeni kayıt olarak yaptım. Fakat eski orijinallerine sadık kalarak yaptım. İşte o projeyi hayata geçirdik ve eski dostlarla biz çalışmaya başladık. Konserler olsun, gece hayatı olsun. İlgi görmüştür tabii. Kadro çok kalabalık olduğu için bir süre sonra mecburen, bir de 2001 krizi de girdi. Tabii. Mecburen kadro ufak ufak küçülmeye başladı. Arkadaşlar kendi başlarına işe gitmeye hı-hı, başladılar falan. Hı-hı. Öyle olunca ben kızım gel dedim, sen de katıl bize. Ve Didem Tunç'un girişi şöyle oldu. Esma rahmetli olduktan sonra onu biz gruba davet ettik. O aynı zamanda yani şarkıcılıktan öte grubun sunuculuğunu yapıyordu. Show girl'ü, sunucusu falan. O çok katkısı oldu tabii bize. Daha sonra Dicle de bize katıldı. Bir sürede Dicle ile birlikte yani 5 sene kadar da birlikte çalıştık. Artık işler öyle tavsadı ki gel kızım dedim, biz artık ikili baba kız olarak çalışmaya başladık. Ve aşağı yukarı 10 yıldır da ikili olarak çalışıyoruz. Hatta bu sene nefis, Bodrum'da 10. yılımız. Bodrum'da 10. yılımız. Yani bir fiil birlikte sahneye çıkıyorsunuz 10 yıldır. Yapıyoruz. Gerçi Dicle yazları geliyor. Bir de ekstra işlerimiz olursa oluyor. Kışın onun, zaten onun çok... dışında öğretmenlik yapıyor ben çünkü. Ben piyano dersi veriyorum. 15 senedir de aynı zamanda piyano dersi. Aa, harika. Bu arada Türker İnanoğlu'nun kurduğu TÜRVAK'ta da bir eğitim aldınız, evet, bildiğim oradan kadarıyla. Evet, oradan da televizyonculuk eğitimi aldım. Ben konservatuvardan sonra okula bir küstüm. Çok sıkı bir klasik müzik eğitimi var orada. Biraz okulda babamın yapmış olduğu popüler müzikle alakalı biraz üstümüze gelindi bazı hocalarımız. Yani bir enteresan bir algı vardı. Siz o tarafa kayacaksınız falan diye. O taraf diye. Ne tarafsa. Ondan sonra o taraf ne tarafsa hani öyle de bir ilgimiz alakamız da yoktu. Yani benim için müzik her çeşidiyle müzikti. Fakat böyle bir kafayı da bize taktılar. Biraz zorlaştırılmış bir süreçte yaşadık. Artı ben okulda çok fazla piyanoyla da barışamamıştım ama onun da başka bir psikolojik sebebi var. Ben aslında konservatuara piyano bale girişliyim. Klasik baleyi kazandım ben konservatuarda ve tam ergenlik dönemimdeyken ufak bir omurga rahatsızlığıyla birlikte ben bölüm değiştirmek zorunda kalınca piyanoya geçince açıkçası adapte olamadım. Fakat yıllar sonra televizyonculuk 7-8 sene birçok kanalda görev aldım. O görevler sonucunda hayat beni tekrar müziğe geri döndürdü. Bir gün evde kalktım, piyanonun sadece kapağını böyle toz almak için açıyorduk işin açıkçası. Piyanonun kapağını açtım, başladım. Bizde işte piyanistler gam diye bir şeyimiz vardı. Biraz parmak egzersizi yapmaya başlarken. Ve o anda fark ettim. Yani okul bitti, okul geçeli yıllar oldu. Ben istediğim her müziği yapabilirim. Bana kimse karışamaz. O psikolojik baskıyı üzerimden atmışım. Ve onunla birlikte tekrar ben müziğe geri dönmüştüm. Ama o aradaki tabii televizyonculuk yılları benim için çok önemliydi. O da benim için bir nevi meslekti. Çünkü biz mesela bale bölümündeyken ben Atatürk Kültür Merkezi'nde çeşitli danslarda
gösterilerde bulundum. Ya Fındık Kıran'da bile oynadınız yani. Fındık Kıran Balesi'nde dans ettim uzunca süre mesela. Oo. Evet ve oradaki dekoru çok severdim ben. Yani dekor tarafını biliyor olmak. İşin sahne mutfağını, arkası. İşin mutfağını tanıyor olmak. Oraya karşı çocukluğumdan beri bir aşk duyuyordum zaten. Yani sahnede olmayı ayrı seviyordum. İşin o tarafını, o tarafını da ayrı seviyordum. Televizyonculuk yapmaya başladığımda işin o mutfak kısmına gerçekten aşk duymaya başladım. Değil mi? O elektronik aletlerin, işte sistemin kurulması, kameralar çok sevdim. Ama benim de televizyonculuğa geçtiğim dönemde de gittikçe böyle programlar da biraz da iç yapımlara da dönmeye başlamıştı. Hı hı. Çok fazla aradığımı bulamadığımı fark ettim. Ve dedim ki televizyonculuk defterini kapatıyorum. Ama çok güzel bir şey oluyor mesela. Şimdi biz televizyon kanallarına gidiyoruz programlar evet. için. Bazı kameraman dostlarımız, bazı rejideki dostlarımız, bazı hala daha televizyonculuktaki mesleğini devam ettiren dostlarımızla karşılaşıyorum. Ne tatlı değil ve mi o kadar onlar? Güzel bir duygu ki yani sanki böyle her şey birleşmiş gibi hayatımda. Dolayısıyla çok keyif alıyorum. Bunların hepsinin çok şükürler olsun diyorum. Yani, ne mutlu. Hayatımda elimi sürdüğüm her şey hala benim birlikte yola devam ediyor. İşte ne mutlu bana. Bir insanın bunu söyleyebilmesi çok büyük güzel bir lüks gerçekten. Çok şükürler olsun. Gerçekten çok memnunum. Bu arada Gırgırı'yı döneminden sonra mesela Türker İnanoğlu'nun ona benzer yaptığı 2000'li yıllarda yine işler oldu. Evet. İsimlerini şu an hatırlamıyorum. Duraklı falan isimli bir takım diziler oldu. Hani yine eğlenceli. Onlara da müzik yapmadınız mı? Mesela hayır. Ben olsam direkt sizin kapınızı çalardım. Ya şimdi tabii öyle olmadı. Öyle denk düşmedi. Sadece çok farklı bir onlarda bir İhtiras Fırtınası diye bir filmi çekmişlerdi. Ciddi bir film. Hı hı. Gülşen Bubikoğlu, Cihan Ünal'ın oynadığı çok yani şey dönemini yani Osmanlı'nın son dönemini anlatan bir filmin müziklerini yapmıştım onlara ayrıca. Ama çok farklı bir şeydi o. Yani gırgır falan değildi. O tür bir şey olmadı. Biz işte daha benim kendi prodüksiyonlarım oldu bir sürü. Yani hı hı. 30'a yakın prodüksiyon yaptım. Bir sürü albüm çıkarttım o süreçte. Ama işte dediğim gibi yani son dönemlerde 90'lı yıllardan sonra plak kaset işi çok oldu. Yani sapmamaya başladı yapılan evet, işler. Artık her şey dijitale döndüğü için. Dijitale döndüğü için. Vakti saati gelince dediniz evet. Ama vakti saati biraz geç geldi bu yüzden galiba. Şöyle bu süreci bir sahnede değerlendirdik. Hı hı. Yani son 10 sene kızımla birlikte değerlendirdik ve bu süreci ben hep kolladım. Ta ki işte son 5 yıldır falan aşağı yukarı bu internet üzerinden işte dijital platformlarda yayınlar başladı. İşte birçok müzik yayınları olmaya evet. başladı. Öyle olunca bize de istek vardı. Niye bir şey yapmıyorsun? Hadi yapalım dedik. Dicle'ye bir şarkı yaptım. İşte soruyorum. Hı hı. Bir de kendime bir şarkı yaptım. Artık ama zaten öyle yani. Tek tek yapılıyor. Single. Evet. Eskisi gibi albümler yok. Albüm 10 şarkılık, yok. 12 hatta şarkılık ben albümler şöyle düşünmüştüm. Yok. Biz baba kız olarak ikili bir şey yapalım dedik. Hayır olmaz dediler. Tek tek yapacaksınız. İyi de o zaman parçalarımızı tek tek lanse edelim. Biz nasıl baba kızız? Sahneye çıktığımızda da veya işte böyle televizyon kanallarına çıktığımız zaman söyleriz biz baba kız çalışıyoruz. Oh, yani böyle oldu. Yani, keyif oldu. Eskiden şey güzeldi ama böyle uzun yola giderken arabaya binerdik. Kaseti ya da CD'yi takardık. Ya o biterdi, tekrar başa sarardı. O şarkıları dinlerdik. Şimdi öyle albümler yok işte, teker teker. Şimdi bu, siz aynı zamanda radyocu tabii. olduğunuz için benim şöyle bir şeyim var. Yani anım demeyeyim de bu gerçek. Biz o zamanın radyocu arkadaşlarımız öğlen yemeğine çıkarken falan bir Hürşit Yeni Gün kaseti tabii koyalım canım. Çünkü yarım saat sürüyor. Aynen. Potpourri'lerden dolayı. Çünkü ben yapmış çok yaptım. Söyleyeyim ben çok yaptım. Evet yani yarım saat böyle sürermiş o. Arka arkaya gelen şarkılar. Böyle bir anım da var. Evet, babamın anılarının arasında şöyle bir şey daha vardır. Babam çıkmış olan bütün albümlerini eskiden kasetler, daha önce plaklar, sonrasında CD'lerini eşi dosta
imzalayarak gönderirdi. Şimdi arada bir dijital dönüşüm oldu. Artık CD çıkmıyor. Babam tabii biraz dijitalin dışında kaldık. Yani bilemedik işin açıkçası. Hı hı. Babam yine tasarladı. O her şeyi tasarlar o konuda. Çok titiz çalışır. İşte ön kapakta şu olacak. İçlerinde çalışanların Windows seksinleri arka kapakta olacak falan. Ondan sonra tabii hep kafada bu bir CD'de olacak ama biz bunu şey diye düşünüyoruz. Tamam bu satışa çıkmaz ama yine de bizim için bir basılır falan diye düşünüyoruz. Dendi ki hayır artık basılmıyor ki. Çok mantıklı bir şey. Soru soruldu. Hangi arabanın CD player'ı var ki? Yok ya da artık, hangi bilgisayarın CD player'ı var? Nerede değil? Yani dinlenecek şey flash ortam yok. Disklerde. Evet ben o zaman ayıldım ya gerçekten de. flash diske çok dışında kalmışsın bu işin. Tekrar içine gömül canım dedim kendi kendime. Ama o babamın içine kalmasın diye ben onu yapmış olduğu tasarımından bir CD kapağı hazırlattım. Bayağı içinde çalanlar, her şey fotoğraflar. Var. Evet, eskiden öyleydi. Kimler, bir kimler hediye olarak vermiş, yaptım ben onu. Kimler, tabii eskiden fotoğraf çekiminden makyajına, tercihine kadar hepsi yazıyor. Evet, ama eskiden her şey çok güzeldi. Keyifli şeylerdi tabii onlar. Çok güzel duygulardı gerçekten. Bu arada klip de çektiniz. Evet çektik. Biz birer tane de klip çektik. Hatta şöyle, benim şarkı eğlenceli bir şarkı olduğu için ben ona iki versiyon düşündüm. Bir tanesi Latin versiyon. Hmm. Latin versiyonda bir trompet solo var arada, tam Latin yani. İkinci versiyonda Alaturka versiyon. Alaturka versiyonda da aradaki soloları ve baştan sona Alaturka sazlar çalıyor. Ah. Fakat onu şu anda devreye sokmadık. Bu ayın 24'ünde Alaturka versiyonda yayınlanmaya başlayacak. Oh. O daha bir eğlenceli ama bugün biz Latin versiyonu. Latin rüzgarlarıyla. çok merak ediyorum. Daha dinlemedim çünkü. Tamam. Evet. Müzik sektöründe de çok acayip şeyler oldu son dönemde. İşte gece yasakları, pandemi döneminde maalesef geçinemediği için hayatına son veren müzisyen insanlar çok zor bir dönemden geçtik. Hala da çok zorluklar yaşıyoruz. Hala yani gecenin geç saatinde müzik yapan insanlar çalışamıyorlar. Yani bu çok zor bir şey. Yani insanın mesleğini elinden alıyorsunuz. Ki gerekçesi çok saçma. Yani hiç kimsenin inanmadığı gerekçelerle. Peki müzisyenler olarak böyle aranızda oturup bir şey yapmak adına bir oluşum, bir şey toplanıyor musunuz? Vallahi şimdi bu anlayış olduğu sürece bunu ne yaparsanız yapın. İşte, belki bir sözcü seçersiniz, gider yetkililerle görüşürüz. Yani, meslek birlikleri var. Birlikleri bunların üzerine gidiyorlar. Gerçekten televizyonlarda konuşuyorlar, basında yayın yapıyorlar ama kimse henüz ciddiye almıyor. Ama bir süre sonra tahmin ediyorum bunlar olacaktır. Çünkü müzik hiçbir zaman susmaz, susturulamaz. Mümkün değil. Ekonominin son durumu eğlenmeye gelen insanları nasıl etkiledi? Mutlaka ki çok etkiliyordur. Yani çünkü bu fiyat artışları herkes için. Yani hem işletmeler için, hem sanatçılar için, kiralar hem de oraya gelen kişiler için. Yani insanlar gelip para harcayacaklar. Benzin 7 liradan bir sene içerisinde 30 liraya çıkarsa, yani bu her şeye yansıyor. Tabii. İnsanların cebinde para kalmadı. Yani çok kısıtlı bir kesim diyorum. Onlar için çok belki fark etmedi ama zaten onlar daha da zengin oldular işte. Onlar ayrı bir kategori ama eskiden orta sınıf ve biraz onun civarında olan insanlar gece hayatına da gidebiliyorlardı. Akşam olmasa bile hani bir yemeğe gidebiliyorlardı. Haftada bir yemeğe çıkılırken şimdi herkes onları maalesef kesmek durumunda kaldı. Çünkü gelirlerde bir artış yok. Ama giderler arttı. Siz bize şimdi Bodrum'da yaşıyorsunuz. Evet. Ne kadar zamandır oradasınız? Biz de 10 senedir. 10 senedir. 10 senedir ben Bodrum'da yaşıyorum. Arada İstanbul'a gidip geldiğinizde? Arada İstanbul'da nasıl bir fark, nasıl bir hissiniz oluyor? Gerçi Bodrum da artık büyük şehir oldu. Tabii İstanbul çok daha zor. Yani İstanbul mega kent. Orada yaşamak, hayat sürdürmek çok zor.
Dicle'ye geliyorum zaten geldiğim zaman. Onu ben alıp... de ona çiçekler gibi bakıyorum gerçekten de. Rahat yani ettirecek İstanbul'un her şey yapıyorum. Nostaljisini güzel yaşamaya çalışıyorum. Yaşıyorum. Ne yapıyorum? Boğaz'a inip, Boğaz'da dolaşabiliyorum. Bir Beyoğlu'na iniyorum. Bir pasajın oralarda falan şöyle biraz takılıyorum. Aslında şöyle söyleyeyim. Bizlerin İstanbul'da oturup yapamadıklarını, işimizden, gücümüzden, koşturmacadan dolayı yapamadığımız şeyleri babam İstanbul'a geldiği zaman turistmiş gibi değerlendiriyor. O daha güzel. Mesela, çok güzel değerlendiriyor. Evvelsi gün gerçekten böyle bir değerlendirme yaptık. Önce Bebek'e gittik. Bebek'ten vapura bindik. Karşıda Kandilli. Anadolu Hisarı. Hisarı. Kanlıca. Kanlıca'ya gittik. Kanlıca'ya gittik. Yoğurt yedik mesela. Kanlıca'nın böyle şekerli yoğurdu var mı? Hala var değil mi? Hala var. İstanbul'da hala yaşayıp ben size bu soruyu soruyorum. Ne kadar utanç hala verici. Var. Çünkü artık hayatımız her şeyi koşturmak, bir yerlere yetişmek, çalışmak üzerine kurulu olduğu için çocukken bayıldığım o kanlıca yoğurdu hala var mı diye size soruyorum. Var, evet. Gerçekten gelenekler çok güzel. Devam gelenek ediyor. Gelenek devam ediyor. Orada zaten çok, çok tarihi bir şey var. Kafe var, kahve var. Orada yapıyorlar zaten. Mesela Sarıyer'e gidip börek, yani onun havasına girmek ayrı. Dediğim gibi Beyoğlu'na pasaja gidip ne bileyim bir midye tava ayran eşliğinde. Şimdi bu yaz mevsiminde... Bu kadar da ayran içilebiliyor ama değil mi? Tabii. Bu yaz mevsiminde tabii İstanbul'a turist olarak gelecek başka illerden insanlar da oluyor. Onlar için de güzel bir İstanbul turist kitapçığı oldu sizin bu söyledikleriniz. Evet, gerçekten. Beyoğlu, Bebek, Kanlıca. Evet. Bunlar o, kesinlikle. Ama bir Anadolu Kavağı'na falan da mı gittin sen geçen sefer? Geçen gelişimde de Anadolu Kavağı'na gittim. Orada da çok enteresan yani. Benim gittiğimde yaşı ortalama 50-60 olan bir kitle vardı. Yani turist değil. Yani İstanbul'da oturan insanlar orada işte şeyde restoranlarda oturuyorlar, halleniyorlar. Gündüz vakti böyle çok enteresan bir durum vardı. Yani oraya da gelen dostlar olursa gitsinler mutlaka. Sizin de böyle bir Bodrum'a yerleşmek gibi bir planınız var mı? Çok ısrar ettiler ama beceremediler gerçekten. Öyle mi? Onu ben, İstanbul'u beklesin diye bıraktık nöbetçi. Ya ben bir aidiyet duygusuna baktım ve kendimi hep İstanbul'a ait hissettim. Onun nedenini çok fazla bilemiyorum yani niye öyle olduğunu. Bodrum'a gidip onlarla vakit geçirmeyi, benim kız kardeşim de orada yaşıyor. Hı-hı. O da müzisyen, onun da altını çizeyim. O da eşiyle birlikte Bodrum'a taşıdı. Orada müzik okulu açtı yani ve çok çağırdı beni. Dicle gel bak burada öğrencilerim var, onların arkadaşları var gel. Ama ben bir türlü o güdü beni oraya götürmedi. Ben İstanbul'da olmayı tercih ettim. Burada kalmak beni mutlu etti. Bir de ben şöyle düşünüyorum aslında. Annemle babamın yanına Bodrum'a gidip orada farklı bir hayatımın içerisinde bir dönem geçirip sonra tekrar gelip burada kendi hayatımı devam ettirmek benim yaşamıma daha çok renk katıyor. İşin açıkçası. Vakti saati gelince onu da yapacak. Her şeyin bir vakti var. Vakti var. Vakti saati gelince vakti dinlemek gelecek istiyorum. Çünkü vaktimiz bitti. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim bu şarkıyla ilgili evet, olarak. Lütfen. Bu şarkıda ben bir insanın hayatını anlatıyorum. Hı-hı. Herhangi bir insan, kadın erkek fark etmez. Çocukluk dönemi, sonra okul hayatı, lise hayatı, sonra iş hayatı. İş hayatındaki zorluklar, hayatında yani evlilikler olabilir, iş açmış olabilir, bir şeyler olabilir, her şey. Çok iyi olabilir, kötü olabilir, zorluklar olabilir. Fakat bir noktaya geliyor ki o diyorsunuz ki ya ben artık bunaldım, sıkıldım, bir değiştireyim hayatımı. Ne bileyim. Ve orada şarkı giriyor devreye. Bir yere gireyim, ne bileyim Bodrum'a gideyim yerleşeyim, tarımla uğraşayım, çiçek bakayım, hobilerimle uğraşayım. Hayata değişik bir yön vereyim. İşte vakti saati geldiği saat bence o nokta oluyor. Her insanın hayatında mutlaka öyle veya böyle bir vakti saati geliyor. Ve ben de şarkımda bunu anlatıyorum zaten.
O zaman severek şu an ilgiyle dinleyeceğiz. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ne kadar hızlı geçti. Evet, gerçekten hiç anlamadık. Ben oturarak söylemek istiyorum, olabilir nasıl mi? Nasıl isterseniz. Tabii ister ki. Belki de kalkarım bakayım. Bir veda edeyim izninizle. Tabii ki. Efendim vakti saati gelince ne güzel söylemiş. Ne güzel yazmış. Su gibi, su akar bunu bulur gibi. Güzel insanlar, güzel insanlarla karşılaşır dilerim. Ve bu nasıl oldu diyebileceğimiz mucizeler tez zamanda güzel insanların kapısıdırlar. Hoşçakalın.